Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Roma 48 puanla lider. Milan'ın 47 puanı var. Juventus 44 puanla takipte. Çok önemli bir döneme eşteyiz. Önümüzde Fiorentina deplasmanı var. Ardından kendi evimizde Genoa ile oynayacağız. Ardından da Milan deplasmanına geçeceğiz. Yine kırılma anının yaşandığı bir bölüm olacak. Bu iki maçtan mutlaka 3 puan toplamamız lazım. Ki Milan deplasmanında yenilirsek biraz kredimiz olsun. Hemen Fiorentina'nın raporuna bir bakacağım. Gözlemci raporu. Evet yine 5'li defans oynayacaklar. 3 merkez 2 tane kanat. 4-2-3-1 oynamak doğru değil. Bir tane defansif orta sağ olduğu için. Buraya e, bir tane oyuncu koyup 4-1-2-3 hatta Kanatları da merkeze doğru çekebilirim kucağında olmasınlar diye ama duruma göre değişir. Koşu yoluna güzel paslar atılırsa offside tuzağı olmayacağı için beklerden sıyrılmak çok daha rahat da olabilir. Bu noktada biraz Kluivert'la Zaniolo'nun çevikliğine güveniyorum. Divara bu maç olacak. Brandon aslında kariyerine harika başladı Roma kariyerine. İlk maçta inanılmaz bir asist yaptı. <laughs> Ondan sonra kupa maçında tabiri caizse maçı sattı. Sakatlandı hocam ben bir ay tatil yapacağım dedi çekti gitti. Değişik bir oyuncu. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyacağız artık. Verona 2-0 kazandı. Inter bitikleri oynuyor beyler. Inter bitikleri oynuyor. Geleceği parlak kanat. Bana o kadar da parlak gelmedi geç. Napoli 2-1 kazandı. Evet Conte başka bir şey Gattuso Mattuso gibi bir şey, teknik direktör olsa şimdiye kovulmuştu. E, Conte'yi sezon sonuna kadar bekleyip kovacaklar herhalde. Aslında 7. sırada. Yani hala ilk 5'e girme şansı var mı? Var. Bence biraz o yüzden tutuyorlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Türkiye liginden sonra çok e, inanılmaz bir çekişme oldu. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Şu an biz gelecek sezonun planlamasını yapıyorduk Türkiye liginde ya da tek derdimiz Avrupa'ydı. Kadromuz bu. İnşallah galibiyet alan taraf olacağız. Beyler Kendinizi kanıtlayın diyeyim o zaman. O kendinizi kanıtlayın deyince çok motive olmadılar. Şimdi fena değil. Güzel. Kanatlar dursun. Koşu yoluna paslar çok önemli. Belki biraz daha standart pas olabilir. Normalde biliyorsunuz daima kısa pas oynuyorum. Biraz yaratıcı. Kanatlara doğru uzunlamasına top atarsak bizim için mantıklı olabilir. Savunmanın üstüne ...gidilebilir ama top kaybı da olabilir gereksiz yere. Özel talimat vermeyeceğim. Merkezden kanatlara doğru koşu yoluna pas. Biraz daha bu konuda detaylı... ...planlamalar yapabilsek güzel olacak. Şurada olduğu zaman aslında çok kucağında değil. Biraz daha geride. Bir tık daha ileri atarsak... ...iyi de olabilir kötü de olabilir. Koşu yoluna atabilirse iyi olur. Atamazsa kötü olur. Şöyle deneyeceğim. Birazdan daha merkez yapacağım çünkü... İki tane forvetle oynuyorlar. Kendimizi beğenmişlikten kaçınmamız gerek. Kazanabileceğimize güveniyorum. Rehavete kapılmamamız lazım. Yavaşlarsak bizim için bu işin sonu olabilir. Temkinli bir oyunla başladım. %80 diyor. Pelegrini içeri doğru çevirdi. Smalling güzel kafa indirdi. Mancini. Oh be. Oh be. İlaç gibi geldi biliyor musunuz? 9. dakikada harika bir gol. Smalling Mancini e, paslaşması. Çok güzel indirdi. Çok güzel. Şu var ya şu kafa çok teknik bir kafa vuruşuydu. Mancini'yi satarım diye düşünüyordum ama bilmiyorum. Yavaş yavaş fikrim değişiyor. Alternatifi bulmayla ilgili bir mesele tabii. Aklım şu Inter'deki Bastoni'de. Onu alabilsek. Evet ilk yarım saat çabuk geçti. Bir gol daha bulabilirsek iyi olacak bizim için. Kristante'yi müdahalelerde sertliği azalt diyeceğim. Şu an bir gol daha bulamazsak 60'da 70'de bizim için stres daha da artacak. Şurada bir gol daha gelir inşallah. Kolaro sol taraftan aldı. Çok tecrübeli bir oyuncu. Kristante'ye döndü. O da Smalling'e döndü. Tekrar Kolarov'da. Çizgi yemeden bir orta. Güzel pas. Clivert çevirirse tehlike olur. Sıfırdan. Oo. Ya Clivert. Bazen öyle bir patlıyorsun ki. Diyecek bir şey bile bulamıyorum. Şu oyunda sıfırdan gol atabilecek tek oyuncu sensin galiba. Başka da görmedim yani. Smalling. Verdi pasını Kolarov'a. Kolarov. Çok güzel koşu. Bak işte dediğim şey buydu. Kanat bekler duruma göre Oyuncuyu tutabilirse çok güzel bir önlem olabilir. Tutamazsa arkaya sarkabilirsen de ölüm fermanı olabilir. O yüzden Cliver'da bir Zaniolo'ya açıkçası biraz güvendim. Özellikle Cliver'da çok güvendim. Performansınızdan memnunum diyeceğim. Onların kaçabileceğini, sıyrılabileceğini olan inancım tamdı. Şimdi kaleci için kolay bir top. Dragovski Şöyle biraz etrafına baktı. Uzun oynadı. O top bizde bence. O top bizde. Klivert indir, şey, Kolarov indirdi. Clivert'a. Sol taraftan güzel döndü Clivert. İlerliyor. Biraz durdu. Döndü merkeze. Pelegrin tekrar Clivert. Tekrar Kolarov. Şimdi kaçtı. Merkeze. Oo, ben böyle bir gol görmedim. Ben böyle bir gol görmedim. Harika bir gol. Yani bilinçli attığını söylemek biraz bilmiyorum. Ama tecrübe. Kolarov tecrübesindeki bir oyuncu hani kaleci çok öne çıktı şuradan bir deneyeyim belki ama yine de çok zor bir gol. Bence orada görmüş yani çünkü top şöylemesine gidiyor hani Dembele'ye doğru gitse diyeceğim ki orta düşündü bravo Kolorov. Her maç diyorum ki ilk satmamışım seni fazla yormayacağım sana ihtiyacımız var. Clivert, Zaniolo. ikisini de yormayacağım. Şu an var ya rotasyon konusunda o kadar rahatladım ki, rahatladım ki anlatamam. Yani yerine girecek oyuncular biliyorum ki iş yapacak. Biraz da Cengiz estirsin. Çerke estirsin sağdan soldan. Görelim. Cristante ver sol tarafa. Şurada bir genç yetenek var. Pelegrini kendi vurmak istedi. Sol taraf bomboştu. Bence hata yaptı. Aslında Pelegrini kalitesindeki bir oyuncu için sürekli pası düşünmesi daha mantıklı ama zaman zaman çok güzel goller de atıyor. O gollere ihtiyacımız var. Ee, antrenörlerden şey geldi, tavsiye geldi. Uzaktan şutu çekmeyi kaldır diye ama dursun. Şimdi Smalling. Yapma Smalling'i ya. Abuk bu hareketler peşindesin. Verin şu Cengiz'le Çerki'ye. Al abi topu. İyi çalışıyor Cengiz. Sol tarafta Dalbert Safakos'ta çok güzel aldı. Önemli bir tecrübe. Oğlum sizi ben öldürürüm lan. Şurada 2 dakika takım hakkında olumlu bir şey konuşayım dedim. Yemin ediyorum kursağımda bıraktınız. Ne haliniz varsa görün ya. Beş dakika şöyle havaya girmeye gelmedi. Görüyor musun? Şimdi oradan ben iki tane daha gol yerim. Lirola döndü merkeze. Bak, bak. Şu defansı biraz geriye çekeceğim. Offside taktiği de yok. Ne haliniz varsa görün. Konsantre olun diyorum. Federico içeri doğru çevirdi. Mançini güzel uzaklaştırdı. Cristante. Verdi sol tarafa. Çerke aldı. Felegrini sol tekrar boş. Santon'a güzel pas. Yine sol bek aldım. E, rotasyonu Santon oldu. Cengiz yapıştır tam yerlerin. Çevir Cengiz zorlama artık. Vur ana dembele aslanım dembele. Yo dembele de olmaya başladı. Dembele de olmaya başladı. Tamam artık rölanti alın. 4 tane sapladınız. Yazık oldu Fiorentine. Ben bu kadar iyi geçeceğini düşünmüyordum maçın. Santon çok güzel çevirdi. İsabetli değil de orada bir dembele biraz daha geride olsa kafa golü de olabilirdi. Cengiz orada şut denemeyerek çok akıllıca bir iş yaptı. Ki genelde şut dener biliyorsunuz. Tempo iyice düşür dedim mi? Düşür dedim. Tamam. Cengiz köşe vuruşunu kullanan isim. Şimdi divara da kaldı. Tekrar Cengiz'e dönebilirsin. Pellegrini. Üçüncü bölgeye yerleştir ama Cristante sol tarafa ver. Güzel top Çerki'ye. Haydi Çerki bir tane de sen asistini yap. Bıraktı Santon'a. Güzel bir orta gol getirir. Santon. Döndü merkeze Pellegrini'ye. Cristante tekrar Santon. Üçüncü bir ceza sahasına giremedik. Ver tekrar. Şimdi boşluğu yakaladık. Ama Santen o kadar çok bekliyor ki. Aldığımız avantajı da kaybediyoruz. Dembele! Hadi be. Tamam beyler kasmayın. Sakatlık kaza bela olmasın. Ve bitti. Maç sona erdi. Şimdi Milan düşünsün. Hırslı bir şekilde. Aferin beyler çok güzel bir galibiyet aldınız. Antrenmanlarıma bakıyorum. Fiziksel taktik aslında çok akıllıca bir iş değil de. İnşallah sakatlık çıkmaz. Buraya bir takım kaynaşması. Devam. Kolorov yine harika bir performans gösterdi. Lazio kazandı. Atalanta'yı bir taraftan takip ediyorum. Ah, Atalanta. Atalanta'nın iyi yerlerde olmasını istiyorum ya. Yüzdü biraz. Evet, oraya Fiorentina gelecek galiba. Bir de tabii Brescia'nın küme düşmesini de istiyorum. O da bir ayrı mesele. 19 yaşında stoper geçtim. Şimdi onlar düşünsün. Aynen öyle. En iyi performans Kolarov'dan geldi. İçerki zaten son yarım saat girdi. Çocuk ne yapsın? Pas artık zaaf değil diyor. Geç bunun pası daha gelişecek biliyoruz. Belki biraz daha şimdilik. Bazen değiştirip başka şeyler denemek. Hücum organizasyonu kararlılığını geliştirsin. Cristante defansif pozisyon almada gelişme göstermiyor. Üzdün. Biraz daha hücum organizasyonları çalıştıracağım. Milan 4-0 kazandı. Milan'dan bize bir e, gözdağı, adeta bir cevap geldi. Juventus 1-0 kazandı. Evet, Cennua maçına doğru ilerliyoruz. Haftanın takımına seçilen 3 oyuncumuz var. Yedeklerde var mı? Yedeklerde yok. Evet, şu üçlü güzel performans gösterdi. Tebrik ediyorum. Mancini'nin gelişimi çok güzel. Mancini bayağı iyi bir şeyler olacak gibi beyler. Bitiriciliği bile gelişiyor siz düşünün yani var antrenman programının yararını görüyor. Çok fazla gelişeceğini düşünmüyorum. Kolorov'un formu çok iyi. Ya birader ya. Ya birader ya. Daha iki maç yarım saat ya oynadı ya oynamadı. Az takımda daha oynatmadım bile. Allah'tan bir haftalık sakatlık da yine de rotasyonu etkiliyor birader. Tam ihtiyacım olan zaman. Savunma taktik. Fena değil gibi ya. Aklımızda bulunsun. Biraz daha taktiği iyi olabilirdi ama. Daha iyi e, yapay zeka paketi yüklediğim için sanki iyilerini buluruz diye düşünüyorum. Yoksa normalde pek kaçırmam da. Antrenör gelişim sorumlusu bayağı iyiymiş. 19-19. Bunu zaten tanıyorsunuz. Yıllarca o, e, kullandığım bir antrenör. Biraz daha düşmüş bu senelerde. Adam yönetimi yüksek olması lazım baş gözlemci için. Geç. 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 Devam ediyoruz. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Fizik ağırlıklı yapmayacaktık da. Fizik ağırlıklı ama yapmamız da lazım. Oyuncuların hepsinin fiziği düşüyor. Çok az fizik ağırlıklı antrenman yaptım. Hmm, fena değilmiş yalnız var ya. Bu sizden gelen bir öneriydi. Ortalama bir oyuncu ama bazı özellikleri baya iyi. Kolorov tarzı. Şuna bir bak bakalım. Kalecimiz var. 16 yaşında stoper. Bak bakayım. Yani. Geç. Hadi Şili'ye bir de gözlemci göndereyim. Bir bakalım ne var ne yok. Şile Ligi'ni... Şile Ligi. Şile Ligi'ne de ekledim. Ne, ne kadar varsa ekledim. O yüzden biraz daha altyapıdan çıkan oyuncuları beklemek istiyorum. Cayır cayır yetenekler gelebilir. Liverpool'a gitmiş bakayım. Defans kanat bek sol. Top kapması düşük, ortası fena markajı yok. Benim hiç sevdiğim tarzda bir oyuncu değil. Evet, Van de Beek Arsenal'a gitmiş. Spinazzola'yı biz sattık, biz aldık. Vallahi Servi 17'ye geldiyse Çerki 17 buçuğa bedava diyebiliriz. Serviyi oyuncu ama potansiyeli belli. Çok sakatlanıyordu. En azından Galatasaray kariyerinde çok sakatlanmıştı. Haydi Brescia 12. sırada. Düşmesi biraz zor. Evet Cena 19. sırada. Bizim için kolay bir maç gibi gözüküyor ama kolay da olmayabilir. Her, her türlü puana ihtiyaçları var. Dembele'yi övelim. Pelegrini övelim. Güzel. Asistanı gönder diyorum. Şimdi Genoa raporuna hemen bakacağım. Evet yine Fiorentina tarzı bir oyunla oynuyorlar gibi ama şuraya girdiğiniz zaman 4-2-3-1 dedi. 27 asistin 11 tanesi yapılan ortalardan yine çizgiyemeden ortalar gelsin. İlk 15 dakika ceza, sah ha, ceza sahasının içinden diyor. Tamam. Çizgiyenip orta yapacak yapacağız o zaman. Cristante yorgun e, Divara'yı bir maç daha oynatacağım. 95'te daha. Alma da gayet diri durumda. Çerkin'in hafif bir sakatlığı var. Riske atmam. Beş gün. Şöyle bir beş gün dinlenme vereyim. Sakatlığı tekrar nüksetmesin. Şöyle gidiyorum. Evet Milan önce oynayacak. Haydi bakalım. Fiorentina yine puan kaybetti. Atalanta durumunu koruyor. Juventus. Nicolo Moro. Sizden gelen öneriydi. Maksimum 4 yıldız olur diyor. Yani daha yeteneklisini buluruz. Geç. Nohan Kenne. Ha, 4 yıldız net 5 yıldız olabilir diyor. İyice gözlemlesin şunu. Bakalım. Haydi Bologna. Ay, Milan 2-0'la kazandı. Atalanta yine puan kaybetti. Ya Atalanta bir 43'ü falan bir şey yapın artık. Inter gelecek artık. Herhalde 5. sıraya da Inter yerleşecek gibi gözüküyor. Conte ne yapacak edecek? Kalacak gibi. Cristante 75 dakika oynayabilir. Tamam. 60'tan sonra biraz alabilirim. Yok ya hafif. Hadi yine dursun da. Çerki riske atmam. İyi durumdayız. Telegrini biraz daha yorgun. Ama orada Jordan var oynatabileceğim. Divara mı? Jordan mu? Jordan biraz daha diri gibi. Hadi... Dire oyuncuyu oynatayım. Jordan da zaman zaman güzel işler yapıyor. Değeri de fena değil. 18.500. Jordan'ı direkt satıp oraya güzel bir orta saha transferi yapmayı düşünüyorum. O yüzden Jordan oynasın. Evet. Yalnız sol beki merkez stoper diye oynatmış. Ölümcül bir hata olabilir. ölümcül bir hata olabilir. Şurada bir güzel bir stadyum ekranı var. Onu da göreyim. Şimdi geçelim. Beyler. Alacağımız galibiyetle ligin zirvesine çıkabiliriz. Puan kaybı istemiyorum. Biraz daha Kenarlara doğru inmek mantıklı gözüküyor. Yine şöyle biraz genişle başlayacağım. Ondan sonra gerekirse iyice indiririz. Valla kendi evimizdeyiz ama bir oyunu görelim. Daha iyi takımız. Kendimizi kanıtlamak için iyi bir fırsat. Evet stoperleri sakat. Taç atışını kullanan Zapakosta. Zaniolo. Döndü merkezi Jordan'da top. Ver sol tarafa güzel. Cliver sol taraftan aldı. Cliver güzel gitti. Justin çevirdi. Zaniolo'ya gelmedi. Şimdi Zapakosta'da atak devam ediyor Roma için. Güzel bir orta gol getirir. Zapakosta durdu. Çevirdi. Almada'ya doğru gelmedi. Kolarov kafayla indirdi. Jordan Kolarov. Şimdi tekrar sağ tarafta Zapakosta çevir içeri Felegrini. güzel kesti Dembele top dışarıda biraz daha tempoyu yükseltmenin zamanı geldi. Şimdi koları oda top sol taraftan ilerledi dön merkeze kaptırmam onu Ankersen. Sağ taraftan şimdi ilerliyor Genoa. Falco'ya Pinamonti Falco ah man vurdu sandım bir an. Sağ tarafta top tekrar. Kolorov çevirdiler. Arka direk indirdi vuracak. Gol geldi. Francesco Cassata ile gol geldi. Kolorov'un hatası bize çok pahalıya mal oldu. çizgi ortalar yap diyelim. Bir tık daha ileri atacağım. Bu performans hayal kırıklığıydı. Almada'yı biraz daha sol tarafa çekeceğim. Acaba biraz daha merkeze doğru indirsem mi? Biraz sanki 3. bölgeye geçme konusunda sıkıntı yaşadık gibi. Köşe vuruşunu kullanan Pellegrini. Şimdi Mancini de top tekrar. Pellegrini bir ortada. Çevirdi Dembele. Arka direk aslanım zaniyola. Sen var ya adamın dibisin. Karanlık gecelerimin yıldızısın. Beşinci günün şafağında yetiştin. Haydi aslanlarım. İstekli oynayın. Erken gol geldi. Taç atışını biz kullanıyoruz bir dakika. Şimdi Dembele de Nefis sıyrıldı. Dembele bırak artık. Dembele bırak artık ya. Zaniolo'yu bırak orada işte. Evet Zaniolo biraz erken yoruldu. Sarı'yı da yedi. Cengiz. Pellegrini de biraz yorgundu. Üçüncü oyuncuyla da herhalde şey yapacağım. 4-2-4 yapacağım. 4-2-4 gibi oynayayım mı? Sahte forvet. Gel bakayım. Çizgi inmeden orta yap. Tamam. Fuel center formumuz olmadığı için bir şey diyemiyorum. Zafokosta. Zafokosta. Verdi pasını Divara'ya. Tekrar Zafakos'ta. Döndü merkeze. Divara. Daha dikine diyor. Jordan. Ah Jordan bizi bitirdin ya. Ulan yine şurada o kadar oyuncu var. Jordan'a kalmak zorundayım ya. Bir de dikine oyna diyor oradan bana. Güzel hata yaptılar. Jordan kısa oyna. Bu sefer isabetli. Dembele bitir artık kurban ol. Ah Dembele ya. Cengiz. Haydi Cengo. Ümidimiz sende. Jordan sol tarafa. Lan iki toptan biri isabetsiz. Divara zaten dikine zor. Tamam. Mevzu belli oldu. Kaliniş gel buraya. Sağ taraftan bir türlü golü bulamadı Dembele. Şuraya pivot center for diyorum. Şunları ileri atacağım artık. Kanat forvet. Kanat forvet ne olacaksa olsun. Pivot center for'a doğru uzun dedim. Son 10 dakika aşırı yüksek dikine uzun pas ve bekleyeceğiz. Golü bekleyeceğiz. Yüklen diyorum. Yürekli oynayın diyorum. Taş atışını kullanan Zapakosta. Sakatlık var Cenoa'da. Döndü merkeze. Haydi beyler inanıyorum. Kolorov sol tarafta boşluk var. Kolorov ilerledi. Kolorov hatanı telafi et. Kolorov bizi bitirdin ya. O top bizde mi o top bizde. Zapakosta. Uzaktan de. Ah. Hadi oğlum be. Son bir atak. 1-1. Milan yeniden bir puanla önde. Şimdi de Milan'la oynamaya gidiyorum. 0-0 berabere kaldılar. Lazio Pelegrini kart cezalısı. Traore kiralık listesine yerleştirildi. Şu anki haliyle bize katkı verir mi ya? Şu anki haliyle bir katkı matkı verecek durumu yok. Kaliniş daha iyi gibi. Hiçbir şey yapmadın Kaliniç. Yemin ediyorum hiçbir şey yapmadın. Evet Pelegrini iyi gidiyor. Bana biraz daha şu anki genç haliyle hazır olan en iyisi şeydi ya. Arptı. Onun da maaşı 5 milyon euro. Bir daha şöyle bir bakacağım. kabe en yukarıya. Eddie var. Eddie de çok iyi durumda değil. Bir hızlı hızlanması var ama denge yok, güç yok, zıplama yok, bir şey yok. Kemar'ın maaşı 1.8. Şu an eksiye düşeceğiz mi, düşecek miyiz, düşmeyecek miyiz bilmiyorum. Baksana oyuncu maaşları yine 6.700. O kadar oyuncu sattım yine 6 milyon eurolarda. 3.300'de borç ödemesi. Bu kadroyla elimizden geleni yapacağız. Beyler 4-1-2-3 oynayacağım. İlk maçta kazandım. 4 tanesi yapılan ortalardan kaydedildi peki. Ama gerçi almadı orta sahada oynar. İlk 15 dakikada. Acaba... Yok ya. 3-5-2 oynasam mı diye düşündüm ama kanatlardan inanılmaz yardırırlar. İtalya kupasında Juventus kazanır diye tahmin ediyorum. 2-0'la geçti. Ronaldo'dan 2 gol. Hala üstün performansına devam ediyor Ronaldo. Ama zaman bizim yanımızda. Kolarov bizi fena bitirdin Kolarov. Bir önceki maçta harika gol attın ama... Bir sonraki maçta da bizi bitirdin. Evet Milan yorulacak. Yorulsunlar. Bizim İtalya Kupası derdimiz yok. Orada kazandılar, burada kaybedecekler inşallah. Vallahi Alisson beker'den bize para akıyor. 500 500. Her kuruşa ihtiyacımız var ya. Şu bizim oyuncu mu bu? Şunu bir satalım sürekli haberi geliyor. 10.000 değeri var. Transfere müsait 30 yaşında kalsın. Anlaşıldı. Sağ ol. Eder Milito adıya bir oyuncu bulmuş. Hatırlat seni kovayım aslanım. Real Madrid'de ne kadar genç yetenek varsa önerdi Allah'a şükür. 3-1 İnanılmaz derecede gerginim şu an biliyorsunuz. Bu maçı kazanmamız lazım. Bitsin. Bir kez daha bakacağım kiralık listesine. Marco Paolo gelmiş. Geç. Bir tane daha belki, belki ama 1800 maaş diyor kalsın. Böyle bitireceğim ya. Kendi yağımızda kavrulacağız. kadro kayıt kaydetmemiz gereken bir oyuncu Cengiz 22 yaşında diyor. Cengiz'i kaydedelim ne olur ne olmaz. Hala teknik olarak 22 yaş altı da. Divara teknik olarak 22 yaş altı ama Fuzato senden yani. Hadi seni de ekleyeyim insanlık gör. Sıfır mı? Azıcık para bari verseydin ya. Sözleşmesi bitiyor mu bunun? Tam al alet olsun. Saçları da dikmiş. Saçlarım şekil <laughs> önümden çekil mi diyeceksin defans oyuncularına? Gergin bekleyiş. San Siro'dayız. Takımda derin bir sessizlik var. Herkes şu an kafasında maçı yaşıyor. Ne oluyor lan? Allah'ım ya Rabbim önüme getire getir 34 yaşındaki Silva'yı mı getirdin? Vallahi gaza gelip basacaktım. Bak başka birini almadın değil mi? Normalde futbol direktörü şey yapması lazım. Teklif vermesi lazım. Benim sözleşme görüşmesi yapmam lazım ama Silva'nın sözleşmesi bitiyor herhalde. Tamam sıkıntı yok. Evet Kaliniç. Mert. Cengiz. Cengiz yakışmıyor Cengiz. Hadi çok sakatlandın falan bir şey demedik ama. iki haftadır en az çalışan oyuncular arasındasın Cengiz. Justin iyi gidiyorsun. Şu an Cengiz ilk 11 hak edecek bir şey yapmadı. Dembele Biraz daha zor maçlarda sorumluluk alman lazım. Pellegrini seni bu hafta mecbur dinlendiriyoruz. Evet. Ajax'a bir oyuncu satmış. Torino seçimi onayladım. Zaten az önce yapmıştım. Şu an tek istediğim şey Milan maçını oynamak. Conti. Bizim altyapı sorumlumuz. Daha iyisini bulduğumuz için göndermiştik. Hayırlısı olsun diyelim. Bakalım bu sene altyapıdan neler çıkacak. Haftanın takımına Kolarov gelmiş de Kolarov maçı sattı yani. Clivert iyi yönde gelişmeye devam ediyor. Tecrübe Clivert'a çok yarada. Dar alanda savunma yap diyor. Hadi bakalım. 375 milyon euro harcamış. Liverpool tek başına 130 milyon euro harcamış. Ajax 34 harcamış. İkinci sırada yalnız Serie A var. İspanya Ligi bitik gibi. İspanya Ligi'nde bir şey yok. Evet çok gerginim. 45 puanı var 20 yaş altının güzel. 4-1-2-3 oynayacağız. Alma da buradasın. Jordan son maçta bence çok da iyi bir performans göstermedin ama. Başka seçeneğimiz de yok. Çerki döndü. Pelegrini yok. Ibanez milli takımda. Ne milli takımmış arkadaş? Kadromuz bu. Vera'yı listemden çıkartıyorum. Rojas'ı listemden çıkartıyorum. Brescia 4-1'lik bir galibiyet elde etti. Evet. San Siro'dayız. Atalanta 4-0 kazandı sonunda. Bence Fiorentina da kazanacak. 2-1 kazandı. Spal 1-1 berabere kaldı. Oo Lazio Juventus. Haydi Lazio. Haydi Lazio. Lazio kazanacak, biz de kazanacağız. Görürsünüz. Lazio kazandı biz de kazanacağız beyler. 4-2 kazandı. Haydi aslanlarım size inanıyorum. Herkes diri durumda. Haydi bismillah. Aa şey. Kristante iyileşti mi? Oho takım ölü ya. 96'daymış zaten. Tamam. Jordan daha iyi durumda. İkinci yarı sokabiliriz ama. Yaratıcı oynayın diyeceğim. Tempomuz yüksek, geniş alandayız. Merkezden kanatlara doğru. Biraz daha alanı sıkıştıracağım. Şurası iyice onlar için geçilmesi zor bir alan olacak. Bunlar tehditse biz de öyleyiz. Çözüm bulacağımız eminim diyorum. Azimle oynayın diyorum ve maç başladı. Taş atışını kullanan Milan. Bennekar. Kessie. Sağ tarafa doğru verdi. Konti de top. içeri doğru... Ya Jordan Allah belanı versin ya. Seni oynatan da kabahat. Haydi Levakovic, kaçırdı ters köşe yaptı. Ulan diri diye oynattığım oyuncu bizi diri diri gömdü. Dikine paslaşmıyorum. Kesi. Şöyle yapacağım. 4 2 3 1'e döneceğim. Artık bizim için 4 1 2 3'ün çok bir anlamı kalmadı. İstekli oynayın diyorum. En azından bir puan alalım ya. Kaleyi gördüğünde şut çek diyeceğim. Tam bir hayal kırıklığı. Bari ileri uzun top atalım. Ne yapalım? Dönenleri alacağız. Zaniolo hata yapmaya yatkın gibi. Hakan indirdi. Sakın geriye kaç olur mu Zaniolo? Evet erken değişiklikler yapacağım. Bir gol daha yersek bizim için bu iş biter çünkü. Smalling indirdi. Jordan hatanı affettir Jordan. Şimdi Dembele de top. Vur onu almada. Hadi be. Cengiz. Ümidimi sana bağladım Cengiz. Jordan defol git hayatımdan. Kristante gel buraya. Şimdi Hakan. Hatalı bir top. Alma da. Kaptırma aslanım. Verdi pasını Cengiz'e. Haydi Cengiz sağ taraftan ilerliyor. Cengiz verdi pasını Dembele. Dembele açılar. Ya Dembele at artık şunları ya. Tam umutlanıyorum oldu diyorum. Merak etmeyin beyler. Bu maç en kötü ihtimalle beraberlik. Erken mi? Çift forvete dönmek için. Köşe vuruşunu kullanan Cengiz. Gol geldi. Dembeleli gol geldi. Cliveert aldı şimdi topu sol taraftan. Cliveert ilerlemeye devam ediyor. Dön merkeze. Kolarov'a döndü. Kolarov. Smalling. Allah belanızı vermesin. İyice öldürün ata. Ver şunu sağ tarafa. Sizin ben kuracağınız oyuna Pellegrini yoksa takım bitik. Kristante yap bir şeyler. Çok güzel pas. Cengiz açısı da çevir Cengiz. Alma da Of ya. Geliyor. Zafakosta Almada. Cengiz. Kristante. Şimdi tekrar divara da top. Divara senin de yani. Seni de satacağım aslında. Hepinizi satacağım. Rahat olun. Şu sezon bitsin. Hepinizi satıyorum. Divara. Kristante. Almada. Şimdi Zafakos'ta da. Kristante. Sol tarafa Clivert. Haydi Clivert. Kolarov tam olması gereken yerde çevirdi. Tekrar almada Kristante. Yok abi bu, bu takımın bir çift... Ver kırmızıyı. Defol git. Divar açık. Almada buradasın. Kanat oyunu oynuyoruz. Kalinic bu sefer artık o iş sende. Bir de şimdi Kalinic sakatlanıyormuş. Ben iyice kafayı yerim. Destek. İçeri bindiren oyuncuları gör. Çok fazla dikini olsun mu? Dikini olsun. Aşırı dikini olmasın. Bütün riskleri aldık. Bütün değişiklikleri yaptık. Kaleyi gördüğünde vur diyeceğim. Yürekli oynayın diyorum. Zafakosta Kaliniç. Verdi Cengiz'e bak akıyor. Şu a bravo aslanım. Bravo aslanım. Bravo aslanım. İşte bu kadar. Beyler bir gol daha gelir mi? Skora yatayım mı? yatmayacağım. Sonuna kadar gideceğiz. Enselerinden yavaş yavaş bir korku süzülmeye başladı. Bu maç bizim. Zapakosta çok güzel kesti Dembele. Sonunda suskunluğunu bozdu. Yürekli oynayın. Livakovic Uzun oyun ulan 10 kişinin arasından yine gittin rakibi attın ya. Tam yiyin kurtulun lan. Yazıklar olsun sizin gibi takıma. Yazıklar olsun 10 kişiler 10. Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum. Şu bile ayrı bir rezillik de hadi yine affettirin kendinize da aldı gitti merkezden Cengiz'e güzel pas. Haydi Cengo ilacımız sensin Kalinic bitir artık şunu. Allah belanı vermesin Kalinic. İki tane gol atsaydın şu kaç maçta oynattım. Bir ikinci golünü atsaydın keşke. Cengiz. Ya beyler şampiyon gibi oynamıyorsunuz ama. 1-1 Ne desem bilmiyorum ya. Ne haliniz varsa görün. Galibiyeti hak ettik diyemiyorum yani açıkçası. Kaliniç seni sildim aslanım. Jordan direkt gideceksin. Oraya bir orta saha bulmam lazım. Yine de iyi çıktık ya birbirle sağ. Yalnız liderliğimizi kaybettik. Dembele atmaya başladı da attığından fazlasını da kaçırıyor açıkçası. Oraya Dembele'yi zorlayacak bir oyuncu lazım. Ne oldu? Inter kazan. Ben size söyleyeyim. Inter 5. sıraya oturacak. Atalanta yani çok fazla gereksiz puan kaybı yaptı. Napoli kazandı 8. sırada. Milan, Roma, Lazio, Juventus, Inter. İnşallah Roma şurada olacak. Evet ileriki etaplar için oyuncu kaydedeceğiz. Önemli. Çerki, Almada, Brandon Williams. Aslında Ivanez'de yedeklerde yokmuş. Keşke Ivanez'i kaydedeseydik. Stoper sıkıntısı çekersek iyi olmaz. Ivan Ezmi Williams mi? takıma gelen fiziği çöküyor. Bir şeyler oluyor. Şimdi şu an kaç tane yedeğim var? Neyse full rotasyon yapmayız. Bir tane yedek var ya o bile yeter. Mert Çetin var. Santon iki tarafta da oynuyor ama şey, stoperlerde sıkıntı olmuyor ya. Smalling de Mancini de Allah var hiç sakatlanmadı. Ibanez'i e oynatsak ne olur, oynatmasak ne olur? Şu an Ibanez'in profili vasat. Kolarov yaşından dolayı yoruluyor. Lig belli değil. Belki ligi asılacağız. UEFA'yı geri planda bırakacağız. Brandon kurtarır diyeceğiz bilmiyorum yapacağız bir şeyler. Zaniolo o kadar da kötü değildi. Son maçta bir Milan maçında bir hayal kırıklığı yaşattı. Yaşatmadı değil ama çok da eleştirecek kadar da kötü değil. 18 yaş altı diyor. Bundan iyisini bulamayız. İhtiyacımız var mı? İhtiyacımız yok ama işte. 20 yaş altında olabilir. 20 yaş altına giriyor musun? Bizim az takımlar giriyor mu 20 yaş altına? Giriyor. E 20 yaş altına da ama ortalama diyor iş ki işte. Şunları kaldırırsam ağır diyecek. Evet yetmiyor. İyi o zaman 20 yaş altına bir tane kalecan alayım. Tamam. 120'ye sardım. Antenör gelişim sorumlusunu geç. Bu fena değilmiş. Bunu da geç. Baş gözlemci zinse özellikleri yok. Devam. Ferez Yine takımda kurtulamadığımız çerçöplerden bir tanesi. Şimdi buraya yine iki tane gegen pressing koymuş. Biraz daha kanat oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Bence biraz da topu topu hükmetmek önemli ya. Umduğumuz pasları bir türlü yapamadık. Şeyden ziyade tiki-taka'dan ziyade bir de top hakimiyet çalıştıracağım. Fiziksel yeni çalıştırdık. Biraz da taktiksel uyumu artık iyice arttırmam lazım. Takım uyumu şu an iyi ama yetmiyor. İnşallah şu iki gün içerisinde bir sakatlık çıkmaz. Evet 11'ine geldik. Roma mutlak favori. Basın toplantısına da geldim. Burada bırakıyorum. Ligde çekişme devam ediyor. Tekrar bir puan geriye düştük. En azından Milan maçını kazanmamız lazım. Milan maçını olmasa bir de Genoa maçını kazansaydık şu an her şey istediğimiz gibi olacaktı. Genoa maçında Kolarov'un yaptığı hata bizi mahvetti. Bakalım. Şuradan bir Jordan'ı bir Allah aşkına çıkartayım da. 4-2-3-1 az takımda. Almada Cristante Pellegrini döndü. Zaniolo sağda. Son maçta iyi performans göstermedi. Rotasyonun zamanı geldi. Cengiz'le başlıyorum. Kimseye garanti forma vermeyeceğim. Kadro bu. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.